Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Arkadaşlar, FIFA 20'nin ilk Ultimate Team videosunu şu anda YouTube'a sizler için atıyorum. Saat 19 şu anda ve biz canlı yayındayız. Her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü Twitch'te canlı yayında oluyoruz. Saat tam 7'de başlıyor canlı yayınımız. Bugün biraz gecikme oldu ama eğer şu an YouTube'dan izliyorsanız emin olun ki en az 1 ya da 2 gün geriden izliyorsunuz. Lütfen saat her hafta, her pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma saat 19'da lütfen Twitch'teki canlı yayına hepinizi bekliyorum. Önce izleyin, geç izlemeyin diye ve ilk Ultimate Team videomla karşınızdayım. Peki bugün ne yapacağız? Bugün bir tane online draft oynayacağız ve kazanamazsak ya da kazanırsak fark etmez. Kalan bütün paramızı da son 1 saatimiz kaldığı için bütün paramızı da pek açacağız. Hadi bakalım, güzel bir video olsun, başlayalım. Oyunun hala şeyine alışamadık arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Hala oyunun şeyine alışamadım ben. 4-2-3-1 geniş. 4-4-2 düz. 4-4-2 düz herhalde oynayalım. 4-4-2 düz oynayalım, evet. Senin sesin iyiydi bence abi ya. Daha mı az gelsin? Tabii tabii. Bak, istiyorsan oyun çıktı mı, daha 10 saat olayı mı? 10 saat olayı daha kardeşim. Pro Club olacak mı abi? Berkaycığım, Pro Club şundan dolayı olmuyor. Pro Club'te şu anda mesela bende oyun var ama takımımda 3 kişi de falan var. Takımımda 3 kişi de olduğu için hani sarmıyor 2-3 kişi. O yüzden de onların da almasını bekliyoruz. Ege'cim hoş geldin. Sana da iyi yayınlar. Dijital futbolcu arıyor musunuz? Şu anda aramıyoruz Halil'cim. Evet arkadaşlar, ilk oyuncumuz görmüş olduğunuz gibi Daglish geldi. İskoçyalı bir ikon. Hemen ikinci santraforumuza geçiyoruz. Bakalım ikinci santraforumuz kim gelecek? Çok güzel. Şimdi bunların arasında en hızlı Lacazette. Benim Twitch LS'larım niye çıkmıyor ya? Lacazette al geç, tamam. Lacazette aldık. Hadi. Hem Fransa hem İngiltere Ligi olduğu için de avantajlı. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz hızlı şekilde. Orta sahamızda hem İspanyol Oliver Torres'i hatırlarsanız, çok eski kariyercilerim hatırlar bunu. Hem İspanyol hem bu lig. Tamam, bunu alalım geçelim. Fransız ve İngiltere Ligi'nden devam edeceğiz. Brezilyalı ve Juventus geldi. Fransız geldi. Fransız olduğu için bunu alacağız arkadaşlar. Alman Ligi olmasına rağmen Lemar Coman iyidir. Fransız çünkü sonuçta. İkisini çeyim yapabiliriz. Orta sahaya geldiğimizden orta sahamızda bakalım, şöyle bir oyuncu Brezilyalı var. Leipzig, Alman Ligi. Alman Ligi'nden bir orta saha alıp bununla... Ya yanlış oyuncu... Ha şöyle. Tamam, ben de diyorum niye çeyim olmadı. Tamam, orta sahamızı da aldıktan sonra hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Oyun şu anda bize gerçekten kötülük yapıyor. Umuyorum birazdan iyi oyuncular çıkartarak bu yapmış olduğu kötülüğü biraz olsun düzeltecektir. Sol beke geldiğimizden Fransız ilerledik. Bir Fransız var mı? Alba var. Aslında Coman'la yapıyor ama sol bek Zanetti mi? Nasıl yani? Zanetti benim bildiğim sağ bek oynuyor. Nasıl sol bek ya? Charles Puyol geldi. Harikasınız, harikasınız, harikasınız. Kaleci yapma, yanlış seçim. Ben kaleci her zaman en son seçerim ya. Neuer geldi. 89'luk Neuer. Ben burada riske gireceğim. 89'luk Neuer alacağım kim olursa olsun. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım Van Dijk Neuer geldi. Fransız aslında bu. Orta sahada Fransız var mı? Yok. Ama Van Dijk varken başkası da alınmayacağını düşünüyorum ben. Van Dijk alıyorum buraya. Hemen geçelim yanına, orta sahamıza şey alacağız. Sağ tarafa hemen Van Dijk'in yanına Aurier alabiliriz. Aynı zamanda Arnold'u da alabiliriz ama burada en hızlıları Hector Bellerin gözüküyor. Ama Bellerin'in de kafaya çıkış falan çok düşük. Aurier aldık. Evet, ilk 11'imizi tamam. Şimdi yedeklere geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ilk 11'imizi kurmuştuk. Şimdi geçelim yedeklere. Bakalım yedeklerde orta saham çok güçsüz kaldı. Orta sahama iyi oyuncuların gelmesini istiyorum. Lacazette'in tarafına, bu tabii ki sağ taraf oldu. Kolarov olmaz, Koulibaly olmaz. Volker sağbek, sağbeki kim aldık? Sağbekim zaten var. Yani şu an sağbekim var. Hiçbir anlamı yok sağbek almamın ama ben Koulibaly, 89'luk Koulibaly alacağım. Devam edelim. Orta saha benim için çok önemli şu anda. Mutlak ve mutlak olması gereken çok önemli bir şey orta saha. Kimiçi? Yani orada zaten ikon var. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok baktığım zaman, hiçbirine. Yani stoperin hiçbirine ihtiyacım yok ama stoper alacağım. Niye? Olur belki orta sahaya bir tane şey gelir. Dediğim anda orta sahaya geçtik. Evet, Milner geldi. Milner'ı bu tarafa aldığım zaman Coman'la şey yok. Bana bir tane kesinlikle Fransız lazım. Kesinlikle bir Fransız lazım bana. İlkay Gündoğan Alman ama Alman ligi değil işte. Ama yine de bu iyidir ya. İlkay'ı alalım. Sonuçta hiç olmadı şey.
Fransız bir orta saha gerekiyor bana şu anda. Bakalım Kante yani. Bana şu anda gereken Kante arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Furkan, Eren ve Bob Marley. Bob Marley Faruk ne la? Teşekkürler. Harry Kane geldi. 89'luk. Yani burada tabii ki Neymar tercih edeceğim. İkinci yarı girip oyunu değiştirebilir. Milner var. Aynen Milner aldım zaten. Robertson, Coutinho, Bayern Münih'ten sol kanat ama şeyde solda oynuyor. Şöyle bir bakalım. Buna ihtiyacım yok. Buna da ihtiyacım yok. Coutinho Brezilyalı. Orta sahaya koyarım ben olmadı ya. Neymar'ı da yanına koyarım olmadı. Böyle bir şey yapabilirim. O zaman bana bir tane sol bek. Bir dakika dur. Neymar'ı oraya koyarsam Brezilyalı lazım bana bir tane. Var mı? Ben hızlı oyunculardan gideyim arkadaş. Şuradan çünkü şu an işime yarayan oyuncu yok. Douglas Costa diyorum. Hala orta saham çok güçsüz. Hala orta saham çok güçsüz ve bana sürekli hala kanat vermeye devam ediyor oyun. Orta saham çok güçsüz oldu ya. Sağ açığım yok. Bunlar ne abi ya? Gutierrez. Sağ açığım yok, sağ açık. İyi bir sağ açık lazım. Aha sağ kanat Sterling. Çok güzel oldu bu. Tam sağ açık istiyordum. Çok güzel oldu. Şimdi bir tane Kante falan lazım bana. Bana bir Kante. Hadi yine Türk. Lan Fransız varmış orada. Neyse. Bana şimdi bir tane orta saha lazım dedim ama orta saha gelmedi. Artık bunlardan bir şey yapacağız. Kaleciye bakıyoruz. Orta saham çok kötü ya. Kaleci de 85'lik Neto var. Tamam bunu alalım. Şimdi arkadaşlar. İngiltere Ligi Fransız. Bir dakika dur. Neymar nerede? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kadromuzun son hali bu şekilde. Yine takım kimyası olarak 98 yıllık şu orta sahadaki Snodgrass arkadaşımızı West Ham United oyuncuyu maç başladığı zaman değiştireceğiz. Orta sahadan büyük ihtimalle buraya kimi alabiliriz bilmiyorum ama Douglas Costa olabilir belki bilmiyorum ya da Thiago Silva'yı da alabiliriz orta sahaya. Hani biraz daha güç tutalım diye. Ona bakacağız. Kadromuz bu şekilde ve hadi ilk maçımıza geçelim. Dediğimiz anda Neymar'ı ortaya koyarsın veya Coutinho'yu sen karar ver. Aynen Neymar olabilir. Şimdi teknik direktör olarak da İspanya Ligi'nden kim var? Bir tane İspanyol var. Brezilyalı kimse yok. Bu da kim? Bir tane Arjantinli var. Abi mükemmel bana şey vermiş ya. Harika hocalar vermiş bana ya. Hadi gel sen Sergio Mercio adın. Sen iyi bir şeye benziyorsun gel. Douglas Costa'yı koy sola. Ha. Şu şekilde olduğu zaman rahat oynayabilirim. Alçıkaya hoş geldin Alçıkaya. Takip ettiğin için teşekkür ederim. Orhan Cebeci hoş geldin. Aa, bazı insanları ben iki kere görüyorum. Yani mesela daha önce de bana abone olduğunu biliyorum sanki. Yanlış bilmiyorsam. Şurada şöyle bir şey yapacağım yalnız. Neymar'ı forvete koyacağım da kaseti ortaya alacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu kadro şey ya. Oha ne oluyor lan? Oyun çok hızlı. Bana mı? Yapma. Uf. Çok. Yürü oğlum benim. Yürü oğlum. Lan nasıl bir ya? Nasıl yetişemiyorsun ya? Allah Allah. Bilgisayarını anlayan var mı arkadaşlar? Sürekli bir şey çıkıyor bilgisayarımdan. Sürekli bilgisayarımda bir şey çıkıyor ya. Selamünaleyküm Onur abi nasılsın? Mühendis oyuncu teşekkür ederim. Intel Rabbit depolama teknolojisi SATA bilinmiyor. Diski çıkarıldı. Ne demek bu ya? Tamam benim hatam doğru. Sana arka yokuşu yap vermiştim ama. Yapma be. Yapma be. Bak ben alamıyorum ama adam alıyor. Dokundu anda. Hadi oğlum. Yürü oğlum. Ya atacağım. Aha aferin lan süper pas. Ya. Aferin oğlum Van Dijk. Güzel. Yürü oğlum yürü yürü yürü.
Yürü oğlum. Yes be! Koyduk be. Selamünaleyküm abi. Gürkan abiyle Ultimate teyze atsana. Gelecek. Hepsi gelecek arkadaşlar. Yeni oyunda hepsi gelecek. Hoş geldin bu arada. Lil Öçücüğüm. Sakin öyle. Böyle devam et. Eyvallah Hakan. Abi bu top kapma sistemi 2019'da vardı. Adam bence alışmış o yüzden. İşte biz alışamadık daha. Oyuncu değiştirme normalden otomatiği aldım. Daha iyi defans yapmaya başladım. Allah Allah, ciddi mi söylüyorsun? Pozisyona yazık oldu. Çok yazık oldu. Orhan nerelisin? Akraba mıyız? 5 yıldır oradan tanıdık geliyorum. Dur. Hangi platform? PC'in PlayStation 4 mü? 6K PlayStation 4 kardeşim. Hoş geldin. Bu arada yeni. Ya tam kontrole çıkacağım ya. Aferin. Adama at tamam oğlum pası. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yap bir arka direkt. Lan vursana Neymar. Neymar niye vurmuyorsun sen? Niye vurmuyorsun? Lan ya, sokacağım YouTube reklamına yeter daha. Güzel hocam benim. Hadi be. Ali Mamas hoş geldin. Teşekkür ederim. Yok artık. Şöyle olabilir. Mesela PES Bingo gibi yapabilirsin. Oyuncular karşılarına kadar... Yapacağız. Güzel bir şeyler var kardeşim kafamızda. Karşıdaki dangalak iyi oyuncu abi. Makara yapma koy geç diyor. İlk yarıda 1-1. Lemon Party. Hadi ikinci yarıda şu maçı kazanalım ya. Tamam benim değişik bir şeyim yok. Çık buradan çık. Bu arada şeyleri görmüş oluyoruz. İkonların ne kadar iyi olduğunu görmüş oluyoruz. Hangi ikonu seçebileceğimizi, hangi adamla daha iyi oynayabileceğimizi. Foot draft'ta o yüzden çok güzel oluyor. Ya bunu nasıl alamıyorsun ya? Heh. Ya babacım nereye atıyorsun? Ya vallahi çıldırmamak elde değil ya. Adamın bomboş aşağıda adama atıyorum. Gidiyor kim atıyor ya topu? Yok artık yok artık. Güzel kurtarış. Hadi hocam hadi hocam bas hocam bas. Kaleci mi kurtardı onu? Bakayım bir. Uf 90'dan almışım he. Hayır. Yürü oğlum. Hayır bu sefer avut, bu sefer avut. Borate L1 çok işe yarıyor. Ya onu herkes söyledi. Onu herkes söyledi. L1 çok işe yarıyor falan. Ben bakıyorum. Ben L1 ile oynuyorum mesela. Bana hiç öyle şey gelmiyor. İşe yarıyormuş gibi gelmiyor bana. Güzel oğlum. Harikasın. Fuck. Bak ben işte bu az önce bu pas attım. Bu kadar nasıl boş ya burası? Çekil önümden ya. Bu çıldırtıyor işte benim bu oyunun bu şeyi beni çıldırtıyor ya. Yürü oğlum. Yürü oğlum benim. Yürü benim Sterling'im. Yürü benim oğlum. Lan ceza sahası dışından Neymar geliyor ya sen. Ya yeter bu oyun beni çıldırtacak ya. Ya bu oyunun verdiği pasta beni çıldırtacak ya. Ya ceza sahasının dışından Neymar geliyor. Sen kime atıyorsun ya topu? Ya benim attığım yere niye atmıyorsun abi? Ya ceza sahası dışından Neymar geliyor. Bomboş karşı karşıya ya. Vuracağım gol olacak ya. Momentum abi. Abi bilmiyorum momentum netum da. Bomboş adamım ya. Bomboş adamım bomboş ya. Neymar atsa gol gelecek ya. Şimdi arkadaşlar benim oyuncularım oyuna girme zamanı geldi. Onlardan bir tanesi hepinizin iyi tanıdığı tabii ki Costa. Benim için çok şey ifade eden bir oyuncu. Değişin yerine de Coman'ı alacağım buraya. Zayıf ayağı çok düşük bunun sağ ayaklı. Bunu o yüzden bu tarafa alalım. Neymar'ın iki ayağı da var. Orta sahaya da birazdan bakarım. Şimdi oyuncuları değiştireceksin. Aynen değiştireceğim şimdi. Aa. Hadi bakalım. Geçen seneki taktiğimizi yapıyoruz. Bakalım işe yarayacak mı? Uzaya at oğlum tamam.
Vur oğlum. Korner, güzel. Vur lan. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hocam sarı kart. Ne? Kırmızı kart mı? Vallahi merak ediyorum, kırmızı kartlık ne oldu? Bir oğlum. Tabii. Aynısı bende olsun, benim Neymar'ım. Adamın Neymar'ı benden alır top, biliyor musun? Bak bunun gibi işte. Ya ben delireceğim ya, ben kafa yiyeceğim ya. Makara yapmadım oğlum. Nerede makara yaptım? Elimden geleni yaptım. Adamın Van Dijk'ı bana bir koyuyor, ben ölüyorum. Benim Van Dijk adamdan omuz yiyor ya. Bizim adamlar. Yürü oğlum. Ya nasıl bir pas bu ya? Ya. Baksana adam. Ya adam bana bir koyuyor, ben ölüyorum. Güzel son atak. Ha! Olamaz. Gel lan buraya. Helal be. Kaybettik. 19 baba 19 hoş geldin. OZTRK Yasin 10 hoş geldin. Dinar LX hoş geldiniz hepiniz. Kusura bakmayın görmediğim için. Uf, kaybettik. Jakutas hoş geldin güzel kardeşim. Yavaş yavaş çözüyorum. Oyunu yavaş yavaş çözmeye başlıyorum. Yine kaybettik. Böyle böyle arkadaşlar, yani herhalde bir 100 kaybetmeden sonra yavaş yavaş çözmüş olacağız. Momentum budur nedir şansı bilemedim ama adam her ikili mücadeleyi aldı. Aynen öyle, biz alamadık. Neyse hadi yeni bir tane daha yapalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine her zaman gibi kaybettik. Oyuna alışana kadar böyle gidiyor galiba şu anda. Kusura bakmayın. İlk bölümde size bunu yapmak istemezdim ama böyle oldu. Bir sonraki bölümde yeniden beraber olacağız. Yine söylüyorum, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma saat 19. Twitch canlı yayınlarımız var. Açıklamada linki var. Ve aynı zamanda şu anda da videonun bir yerinde çıkmıştır. Hemen bir tıka basarak videodan sonra gidip takip edin. Bir de bildirimleri açın. Canlı yayın geldiği zaman hiç olmadı bildirim gelirse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.